Selam arkadaşlar, Jimeya hoş geldiniz. Ben Erkan. Osmanlı'da, Osmanlı serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son savaş başlamıştı hatırlarsanız. Şimdi askeri güçleri bir kıyaslamak için açtım burayı. Persleri görüyorsunuz 64 bin askeri güce sahip. Şu anda öyle görünüyorlar en azından. Bizi gördüğünüz gibi 50 bindeyiz. Aramızda çok çok ciddi bir puan farkı yok. Tabii ki çok daha güçlüleri var. Zullar mesela 87 bindeler falan filan. Yani iyi. Persler çok aşırı güçlü değiller. Mesela şeyler nerede? Hunlar. Hunlar da 68 bindiler. Eğer Hunlar şu anda bize saldırmazlarsa, bu arada Roma nerede? Roma da çok güçlü sayılır. Ama Roma bizden uzak. Roma'nın bir askerini bile bize yetiştirmesi biraz değil, bayağı zamanlarını alır. Hatta bayağı bir zorlukları da var aynı zamanda. Şimdi Persler'in kaç şehri var ona bir bakalım. 3 şehir olması lazım. 4. Vay, 4'ü nereye kurdu bunlar? Onu bir bakalım. Görelim bakalım neredeymiş 4. şehirleri. Bilim konusunda ne alemdeler Persler? 52 bilim puanı getiriyorlar. Biz neredeyiz? Biz 72'deyiz. Tabii ki bizden daha iyi olanlar var. Onu o devamında halledeceğiz. Teknoloji seviyesi açısından biz lidermişiz. Ama bizimle birlikte birinci sırayı paylaşan İngiltere, Hindistan ve Persler var. Persleri bizim indirmemiz lazım. Alaşağı etmemiz lazım mutlaka. Faith getirisinde ben bunu şimdi hazır karşılaştırma yaparken bakayım dedim de. Faith getirisinde Etiyopya lider. Bizim 30 faith'imiz var. İyi, bu konuda geliştik baya. Ama yine de yeterli seviyede değiliz. Etiyopya'yı mutlaka geçmemiz lazım. Herkes geçmemiz lazım. Kültür konusunda da sanırım lider değiliz. Maalesef Çin çok yüksek seviyede. Biz 42 puanımız var ama en yüksek seviyedeki 51. Aslında çok çok aşırı bir fark yok ama biz şehir devletlerinden gelen bir miktar kültür var. Onları kaybedersek çok büyük problem yaşarız. Çünkü ciddi bir miktar geliyor oradan. Başka ne var karşılaştırabileceğimiz? Çok önemli bir şey yok. Çok önemli bir şey yok. Mutluluk seviyesini hiç karşılaşmak istemiyorum ama moralim bozuluyor çünkü bak. Çok fena ya. Çok fena. Turizmde maalesef çok geri kaldık. Millet baya baya ilerledi. Her türlü şeylere hepsi hemen hemen bir şeyler üretiyor ama biz burada bu konuda geri kaldık. Asıl kültür galibiyeti için oynayacağız büyük ihtimalle. O konuda biraz bir şeyler yapmamız lazım. Neyse. Şimdi savaşımız var. Bu savaştan sonra artık her şey daha farklı olabilir. Gerçi bu şehir o kadar da muhteşem bir şehir değil ama dünya harikaları var bunda. O konuda bizim için faydalı olabilir. Pasargrade'yi almayı da düşünüyorum aynı şekilde. Pasargrade daha güzel bir şehir sanki Persepolis'e göre toprak olarak ama bunlara daha geleceğiz. Biz zaten her türlü almayı düşünüyoruz. Bu arada 4. şehirleri nereye kurdular acaba ya bunlar? Yani burada ben 3 şehir görüyorum. Demek ki bu civarda değil kurdukları şehir. Olsa görürdük değil mi? Nereye gittiler ya bunlar? Bir tane ne? Bir tane şey göçmen gördüm böyle yukarı doğru gidiyordu ama şu an yok ortalıkta. Vallahi buralarda değil sanki. O göçmen gittiyse de henüz şehir kurmamış bir ihtimal. Bu taraflarda var mı? Yok. Abi bu adamlar bir şehir kurdularsa da bu grupta şu kalabalıkta yerde kurmuş olabilirler mi acaba? Neyse anlamadım gitti. 3 şehirleri var bana göre. Ama listede 4. Tamam lafı uzattık Gaya. Burası bir nüfus artışı sağladı. Evet bu adam kaçtı. Ondan sonra şimdi ne yapabiliriz? Ben burada bir tane misyonerimiz vardı. Bunu göndermeye devam ediyorum. Denize açıldık. Atilla'yı dönüştürme şansımız olabilir. Bu eğer gücünü kullanırsa büyük ihtimalle dönüştürür. Bizim Trireme ne alemde? He tamam. Devam edelim. Harika. Tabii eğitimi keşfettik ama ben bunu hemen uygulamayı düşünüyordum ama unuttuk tabii. Bütün dostlarımız kendileri teklif etseler daha güzel olur. Beni uğraştırmayın arkadaşlar. Siz kendiniz teklif edin. Gelin alın gidin işte. Hadi kabul. Ne kadar paramız varsa buna yatırabilirim. Ama şu anda gerçi savaş durumu olduğu için birazcık endişeliyim bu konuda. Rusya! Ne oluyor lan? Atilla? Ulan Romalılar amma savaş meraklısı çıktılar ya. Şimdi Atilla Rusya'ya savaş açtı. Bu bir.
Arkasından Roma da Rusya'ya savaş açtı. Roma şu anda hem benle hem Rusya ile savaştı. Ruslar zayıf değiller bak. Atilla hikaye. Atilla çok organize saldırması lazım şehir ele geçirmesi için. Yapay zekadan da bunu bekleyemiyorsun peki. Evet. Savaş devam ediyor. Çevremizi sardı. Birbirimizin etrafını sardılar. Ama o birime bence bir şey olmaz. Şu an ah bir saldırı daha yedik. Vallahi ölecek galiba. Ah bir birim kaybettik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Lan zaten zayıftık. Bir de birim kaybettik üstüne. Çok tecrübeli miydi, değil miydi hatırlamıyorum şimdi o birimin ama sonuçta kaybettik. İşte harikasınız dostum. Harikasınız. Hep böyle gelin ya. Valla süpersiniz. Evet. Böyle devam edelim buradan. Bu işimizin işi bitti. Bu arada ben bir şey gördüm. Evet. Abi bu bize tehlike yaratıyor. Ne yapsak acaba? Bunun önünü kesmem lazım ya. Bunun önünü kesmem lazım. Acaba bunu mu getirsem? Bu yetişir mi ki buraya? Yok. Oho, sen ne yaptın ya? Niye bu kadar uzun sürüyor? Yol var. Her taraf yol ama çok uzak bu. Dur bir ya abi ya. Dur bir ya. Oraya da mı gidemiyorsun? Okyanus. Tabii. Sen git böyle kuzeye o zaman. Ne yapayım? Peki ya sen işçi. Sen de gelemiyorsun. 3 tur sürüyor ya her türlü. Bu gelebilir diyecektim. Bu da gelemiyor. Ana! İşte şimdi yandık. Bu peygamber gelip Edirne'yi tamamen Hristiyanlaştıracak. Oğlum bunu görseydim daha önce keşke ya. Görebiliyor muyduk onu da hatırlamıyorum ki. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? O zaman şu işçiyi şöyle getiririm. Elimizden bu geliyor en azından şimdilik. Bu 3 tur sürer demiş. Bu kaç tur sürüyor? 2 turda gelebiliyor buraya. Peygamber biliyorsunuz sınır anlaşmasını tanımıyor. O kafasına göre gezebiliyor. Bir okçuyu taşımaktan başka çaremiz yok. Zaten kullanamıyoruz pek. Gel bakalım. Şimdilik sen böyle gelebilirsin. Bunlar kim lan? Zulular, Atilla. Tamam. Sen buraya in. Sen de ufaktan git diyeceğim. Gidemiyorsun. Neyse, sen burada bekle o zaman bir tur daha. Şöyle. Biz geldik buraya ama yolumuzu kestiler. Şöyle çıksam. Perslerin bir kervanı var burada. Sana bir sürpriz şey yapabilirim. Sana bir sürpriz yapabilirim dostum. Şunu da götürüyorum güneye. Bu tarafa doğru şöyle gelsin. Sonrasına bakacağız. Bu arada ay unuttuk lan. Bak bunu kullanabilirdim. Şu dallama benim botlarımı balıkçı botlarımı yok etti. Pikemen. Sen gel. Sen dur abi. Sen şehrin merkezine yanlış adamı gönderdik oraya. Neyse bu işçiye başka bir iş buluruz şimdi nasılsa. Neyse önümüz dura kaldı. Şimdi gelelim buradaki. Evet, şu askeri birim yok edilecek kesinlikle. Hiç şansın yok başka. Şunların menzilleri yetmiyor maalesef. Şu arkadaki nereye atış yapabiliyor? Buraya. Atış yaparsa ölür zaten bu. O zaman yapma sen atış. Şöyle yapalım. Sen buna saldır. Nasıl olsa ezeceksin onu. Öldüremediniz ya. Sen şehrin içindeki gel böyle. Ondan sonra bu işçi burada yol yapmış değil mi? Ha yok yapamamış. Daha şimdi başlayacak. Tamam. Kompozit hangi bu kompozit? Tamam. Sen gelme hiç. Ama bir sıkıntı var abi. Ben buraya askerleri taşıyacağım ama. Bu kompozite atış yapamadıktan sonra bir işe yaramayacaklar yani. Yani bak. Bu kadar menzil. Onlara gelmelerine izin mi versem? Gelsinler. Şu sıraya gelsinler. Ben onları ezeyim.
Aslında mantıklı olan o. Tamam, sen bir tur bekle. Sonra bir bakarız bir duruma. Şu an 3 tane askerimiz var. Bu arada bir tane casusumuz var artık. Dünyanın en büyük bilim puanına sahip şehrine göndermem lazım. Şimdi Infoaddik'ten baktığımız zaman az önce bakıyorduk zaten. Hindistan bu arada şeye geçti. 102 puanı var Hindistan'ın. İsveç'in 94 ama bize bir şey diyeceğim. Bu bize pek bir şey sağlamayacak. Çünkü şu anda lideriz. Ama lider olsak da İsveç'e mi göndersek ya? Stockholm'a. Kaç bilim puanına sahip olduklarını tam emin olamıyorum. Infoaddik'te bir de şeye bakalım. Şehir sayılarına. Hangisinin daha çok şehri var? 94. Ya bu ikisinden birine gönderelim. Zaten başka da kimse yok bizden daha fazla science'a sahip. Nerede şehir sayısı? Evet. Hindistan'ın İsveç'in 3 şehri var. Hindistan'da 3 şehri var. Lan yılda ayıramadık yani. Bu, sırf bu yüzden de. Şimdi Hindistan'ın şeyine bakıyorum. Şehrine. Delhi dibinde bir tane dağ var. Aslında bunun pek bir etkisi olmaz en azından şimdilik. İleride olur ama şimdilik olmaz. Buranın nüfusu 18, buranın nüfusu 20. Mantık olarak aslında Delhi'ye göndermem lazım. Delhi de şu anda bir çağ atladı. Tamam, oraya gönderelim. Şimdilik Delhi'de olsun. Daha sonra belki yakalarlarsa bize eğer o zaman değiştiririz. India Delhi. Casus olarak. Bir iki teknoloji şey alalım. Yakalandığımız andan itibaren taşırız. Helsinki'ye gönder. Pardon, Stockholm'a göndeririz. Evet, bir tane şunu yok etti bu Romalı gemi. İkisi de aynı mı? Evet, ikisi de aynı. Biz buraya bir tane yapalım diyorduk ama yapmamıştık. Yapsaydık zaten gidecekti. Araplarla İspanyollar ittifak yapmışlar. Gandhi Rönesans'a girdi. Bu arada şimdi olmadı ama ya. Niye barış yaptın ey Zulu? Niye barış yaptın adamlarla? Tamam, neyse o zaman. Yapacak bir şey yok şu anda. Şurada operasyon devam ediyor. Bakayım başka ne var? Bir şey yok. Şu an bu orduyla ben şehir ve ele geçiremem. Zaten adamların henüz ordusu daha güçlü. Bu arada şehirlerin savunmasına bakar mısın? 37. Yani o puanın bir kısmı buradan geliyor zaten. Şu da 22. Bu kaç? O 13. O zayıf. Ama dördüncü şehirlerini bilmiyoruz. Ben şunu bir yok edeyim de görsünler bakalım. Haydi. Ne? Bir tur daha. İşlemimiz daha varmış burada. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu tarafa değil de bu tarafa gidelim. Ama güneye doğru gidelim. Ki aslında şöyle de gidebiliriz. İyi ki de güneye gitmedik. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Devam. Morokollar bizim yeni elde ettiğimiz ipeyi istiyorlar. Burada açık sınırlardan bahsediyorlar. Biz açık sınırı yaparız, o ayrı. Ama sen bana burada bir keş para verebilir misin bakayım? Sanki 230. Bir kısmı keş olsun o zaman. Şöyle bir altın, tur başına bir altın ver. Bir kısmını da keş ver bana. 210 mu olur? 210 deneyelim. 210'u kabul etmezler gerçi de. 207'yi kabul ettik diye gösteriyor. Ben de diyorum ki eyvallah. Cemil. Cemil. Güzel demek. Araplar da bize aynı şeyi teklif etti. Horlardan aldığımız parayı bildiğin geri verdik. Araştırma anlaşması için. Kuala Lumpur. Evet, bunu da kaybettik. Durum pek iç açıcı değil ama ne yapalım. Bu arada evet, yine tur bitti. Devam edelim. Burada karaya çıksak mı acaba diye düşünüyorum ama bayağı bir etrafı görebildik yani orada. Çok da karaya çıkmanın bir anlamı kalmadı. Sen burada dur anam, dur. Dur, vallahi dur. Hiçbir şey yapma. Bir dakika ya, bir dakika. Dur, gitme o taraflara ya. İşimiz var burada. Bölge bölge verseler ya, var ya daha güzel olur. Tamam, batsan güzel olur. Battın mı? Battın. Süper.
Bak peygamber geldi buraya ne yazık ki ya. Yapacak bir şey yok artık. Anca savaş açabilirim Etiyopya'ya. Ama Etiyopya'ya savaş açmak da istemiyorum. Kondenamatachu. Abi yandık. Vallahi yandık. Evet. Bu işi değilmişiz zaten. Sen gel o zaman buraya abi. Yapacak hiçbir şey yok. Ya arkadaşım, burada tepe yok, dağ yok, bir şey yok. Sen bir adım gittin, niye durdun ya? Ana burada nehir kenarı varmış bak. Minnacık bir nehircik. Nehir atladık sözde yani. İyi, sen böyle gel o zaman. O peygamber, en azından peygamber bu noktayı geçemesin diyeceğim. Bakalım böyle bir şansımız var mı? Evet. Adamların bu adam kılıçlı şey diyorum. Bu neydi bunlar adı? Şövalyeler. Bunlar biraz sıkıntı yaratacak bize ya. Ben şunu bir geri getireyim. Şehir merkezine gel. Sana bir de rütbe verelim. Mesela ne rütbesi olsun? Şu drill rütbesi. Bunu kime vurabiliriz? Buraya. Vur gitsin. Sen bunun işi bitti mi? Bitti. Bu tur bitti. Sen yine fortify yap. Öyle bekle. Senin bir atış yapma şansın var mı? Var. Yap. Sen de fortify yap, bekle. Senin atış yapma şansın var mı? Yok. Sonra seni bu tarafa taşıyalım. Nasıl olsa nehri geri çevireceğiz. Geri geçeceğiz nehirden. Biz bir sürpriz saldırı düşünüyorduk, değil mi? Evet. Sen böyle gelebilirsin. Acelesi yok o işin. Ondan sonra burada Roma'yı mahvettik. Bu arada Roma'nın sınırı mı bu Allah'ını seversen? İnşallah Roma değildir bu. Çünkü rengi benziyordu. Bakayım şimdi anlarız. Roma'nın sınırı vallahi billahi Roma ya. Adamlar gelip buraya şehir kurmuşlar. İnşallah deniz kıyısında değildir şehirleri. Aa. Neyse sen gel bir bakalım. Oraya da şey yaptın güzel. Sen böyle gel. Sen de bir adım gel. Ama dur, sen bir adım daha gidebilirsin. Dur, şu ne kadar gidebiliyor? 2 adım mı? Allah cezanı vermesin. Gide gide oraya gidebiliyorsun. Ya siz ne sıkıştınız buraya? Defolun gidin buradan ya. Bildiğin kaldık burada. Hiçbir yere gitmesem daha iyi. Orada dur. Hop. Hop. Bu işçi ne yapıyor? Bu işçi buradaki işini bitirmiş. Sen o zaman gel buraya tepeye gelmesek mesela tarla yapsak daha iyi olur sanki. Tamam. Gemiyi şöyle aradan götürelim. Şöyle. Evet, bu işçiye bir iş verecektik. Şimdi bu işçi de bu tarafa gelecek. O yüzden bunu güneye kaydırabilirim diye düşünüyorum. Sen böyle bir gel de buraya bir şey yaparsın. Evet maalesef sen bekleyeceksin. Ulan ne kadar çok beklettik. Sırf Pasargada. Aslında şu ikisinin yüzünden daha ziyade. Tamam. Haydi bakalım. Ey Osmanlı ordusu. Hadi göreyim seni. Önümüz tur. Buradan bir asker gelecek ama bu biraz gecikecek bir tur daha. Bu arada bunların büyümeleri niye bu kadar yavaşladı? Abi, üretim mi? Tamamen üretime mi odaklandık? Yok. Bu normal devam ediyor. Yemek miktarı ama çok düşmüş. Şimdi farkına vardım. Bak. Bak 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 ne olmuş. Buraya yemek getiren ticaret yolu vardı ya onu yok etmiş. Ben de zannettim ki sadece bunu yok etti. Ya işte o kötü oldu ya. O zaman bunu geri gönderiyorum şeye. Edirne'ye. Geri gönderiyorum. Edirne'den yine İstanbul'a ticaret yolu çıkartalım. Normal şartlarda zaten bu adam buraya sık gelemez. Yani büyük ihtimalle gelemez en azından. Ben yine de yemek göndermeye devam edeyim. Bir şekilde faydası olsun. Bu da işsiz beklettiği için bazı elemanları. Ben bunu otomatiğe bağlayayım. En azından kullansın. Bu arada buraya yerleştirdi bu sefer de. Üretim kaça düştü? 9. 3 tura çıktı bu. O kadar da düşmesin. Sen birini serbest bırak. Bir tanesini kullan. Güzel. Kültürümüz en azından yüksek kalsın. Diğerlerini ise mesela verimi düşük yemek karelerinden verimi yüksek üretim karelerine yerleştir.
Git dur, tamam, iyidir böyle. Tamam. Sen ne alemdesin? Sen de bir tane kullan burada. Onun haricindekiler olduğu gibi kalsın. Evet, olduğu gibi kalsın. Tamam. Şimdi bakalım yapacak başka bir şey var mı? Sanırım yok. Paramız ne alemde? 300 bilmem kaç. Burada barak almış mıydım? Bakayım. Yok. 400 para tutuyor bu. Barak alamıyoruz şu anda. Barak. Barak. Obama gibi bir şey oluyor da. Bu arada buranın üretim 35. He. 35. Bir an 55 görür gibi oldum da nasıl oldu lan dedim. Tamam, devam edelim. O ne? He. Gel böyle. Geçebileceğin yerlere devam et. Hadi bakalım. Yunanlar açık sınırlar istiyorlarmış. Açık sınırlar, Yunanlılar. Yunanlılar yakınlarımız olduğu için bir kere daha düşünüyorum bunlara izin vermeden evvel. Ama sanırım sıkıntı olmaz ya. Buyur geç. Paran da yok senin. Ne biçim adamsın? He, bunları soktu araya. Bir tane de askeri vardı, onu da soktu. Yolumuzu açın ya. Yolumuzu açın ya. Allah'ını seversen aç ya. Bu arada bir tane okçumuza saldırdılar az önce gördüğünüz. Okçuyu kaçıracağız tabii ki de. Şunlara hiç saldırmadı. Enteresan ama. Herhalde çok güçlü kaldı bunlar onun için. Ben de bu arada şu teknoloji açmaya devam ediyorum ama yani bunları geliştirsem daha güzel olurdu. Keşke Compass değil de öbürünü açmaya devam etseydik. Şeyi, okçuları geliştiren teknoloji. Sen buraya bunu yap, bence daha iyi. Gerçi yemek miktarını artıracak bir şeyler yapmak daha iyi değil mi? Şimdilik sen bunu yap da daha sonra değiştirme şansımız her zaman olacak. Sen nereye geliyorsun? Sen buraya gidiyorsun. Evet. Kılıçlı asker. Gel bakayım. Sen buraya. Aa, bak burada ne varmış. Bak burada ne varmış. Bunun burada ne işi var acaba ya? Allah Allah. Bu ticaret yolu şimdi buradan geçtiği için eninde sonunda şu civarda bir yerden hareket edecek. Bu arada bakalım burası Müslüman olacak mı? Yok. Olmuyor maalesef. 6'ya çıkart. Ulan 5 zaten ya. 6 ne demek? 6 çok zayıf. Evet, anladım neden. Ben bunu unutmuşum. Kahretsin ya. Kahretsin. Bunların topraklarına da çok zaman geçirdik. Bu heba oldu resmen. Resmen zayıf düştü, bir işe yaramayacak hale geldi. Resmen öyle arkadaşlar. Şöyle de bir gözlemleyelim bakalım. Şimdi bu okçunun işi bitti, bence bunu güneye gönderelim şöyle. Şunu atış yapabileceği kim var? Ama bu denize zannettim. Denize indi zannettim bir an için. Ama bu daha tehlikeli. Bence buna saldıralım. Senle bu yer değiştirin. Sen iyileşme durumuna geç. Bu işin işi bitti. O sebepten dolayı şey yapalım. İşçiyi uzaklaştıralım. Yolumuzu yaptık oraya en azından. Nereye uzaklaştıracağım diye bakıyordum da şurası güzelmiş. Evet, buraya yol yapacağız. Ulan bir gidemediniz ya. Bir gidemediniz ya. Buraya demir mi attınız? Ne yapıyorsunuz ya? Oo, bir de okçu tutuyor burada. Duramayız yani. Ne burada ne burada ne burada. Uzaktan geçmem lazım. Karolos herifler. Sen de gel böyle. Belki buradan geçmek istiyor gerizekalılar. Ben izin vereyim bari. Sen bir karaya çık. Orada bekle. Sen de biraz bekleyeceksin. Sen buraya tarla yapacaktın. Bak şimdi attık bu tarafa ya. Sen yine başkente yemek gönder. Ondan sonra
buraya üretim. Burada ne yaptık? Aquaduct yapıldı. Tabii ki üniversiteleri hemen arka arkaya indirmek istiyorum ama maalesef asker yapmam lazım. Ama burada da asker yapmanın ne anlamı var ya? Bu arada, ana bak şimdi fark ettim. Peygamber hiçbir işlem yapmadan kaçmış. O zaman ben bunu böyle getiririm. En azından şu anda bir şey yapamaz. Sen tarla yapmaya devam et. Bu arada bunlarla sınır anlaşmamız var, o yüzden gezebiliyor aralarından. Şimdi başka ne yapalım? Buraları aldığımıza göre yine şeye devam edebiliriz. Tarla yapmaya ya da mesela şurası da tepe değil mi? Dur. Dur. Tamam, tarla yapalım. Daha çok işimiz var buralarda ya. Daha çok işimiz var. Bu ne? Yeni askerimiz. Gel. Şimdi güzel. En azından güçlü bir asker çeşidi geliyor. Sanırım buraya üniversiteden önce yine bir asker daha yapacağım. Bir pikemen daha yapalım bence. Tamam, iki kılıçları kaybettik ama çok fazla kılıçlı yapmak da istemiyorum. Evet, bence pikemen iyidir. Kargo gemisi yapmamız lazım sanırım. Bu arada diğer kargo gemimiz nerede? Bir tane vardı zaten. İstanbul'a gönderdik. Allah Allah. Hepsini kaybetmişiz galiba. Aynen, ben ediyorum param niye azaldı? Niye öyle bir şey oldu ki? İkisini birden yok etmiş şerefsiz. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Bir pikemen daha yapalım. Bir üretim daha burada. Buraya da pikemen koyayım dedim ama sanırım öyle bir şey yapmayacağım. Bir tur ya. Bir tur daha bir şey olmaz. Bu ya da Warrior yapabiliyoruz. Ama 4 tur daha. Yani ne fark etti ya? 2 tur daha bekle. Kılıçlı çıkar. Üniversite. Yok. Yok arkadaş, vallahi olmayacak. Ben kompozit bomba yapıyorum. Bu arada bu teknoloji biraz geciktirdik. Keşke bunu yapsak daha iyiydi. Şuraya doğru gitseydik. Şimdi şu anda bunu yapmamız lazım diyecektim. Yok, direkt bunu açmamız yeterli. Yani kompozitleri geliştirmek için. Maalesef süremiz de doldu. Evet. Keşke bunu daha önceden değiştirseydik ya. Yani şu anda bir 10 tur daha bekleyeceğiz demektir. Bu arada bizim araştırma anlaşmamız da ama daha yeni başladık o araştırma anlaşmalarına ya. Daha çok bekleyeceğiz onu. İlk araştırma anlaşmasını Hindistan'la yaptık. Onun bitmesine de 143. turda bitecek. Aa, iyiymiş. Güzel. 143. Baksana. Yani 7 tur falan var. Hadi bilemedin 8 yani. O turun sonunu da düşünürsek. 8 tur diye düşünsek. Bizim şu an 10 tur bu var. 8 tur sonra bu gelir kesin. Arkasına neyi yapıştırsak diye düşünüyorum. Şunu da yapıştırsak mesela o da gelsin. Olabilir. Mantıklı. Ya da şöyle yapalım. Biz bunu araştırmaya devam edelim. Ondan sonra buraya başlarız. 8 tur, yani 5 tur buradan gider. Bu keşfedilir. Böylece bundan yararlanmaya başlarız bir miktar. 3 tur yararlanırız. Daha sonra araştırma anlaşması gelir. Otomatikman bunu da bitirir. Böylece en azından şundan biraz yararlanmış oluruz. Tamam. Böyle yapalım en iyisi. Yani aynen devam. Vaktimizin de azaldığını varsayarsak bir tur daha yapıp bırakmayı düşünüyorum şu anda. Bakayım burada yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Şu ikisini yok etmemiz lazım. Bakalım ne yapacak? Ben merak ediyorum bunu. Şehrin gücünü biraz arttırabilsek güzel olur ama burada bir okçumuz gelecek. İyi, yani devam edelim. Mısırlılar sınırları açmaktan bahsediyorlar. Bence sıkıntı yok. Çok yakınımda olsalar da sıkıntı yok gibi geliyor bana. Yani tabii ki eğer savaş mavaş durumları sıkıntı, yani öyle bir sorun çıkmazsa bence sıkıntı yok. Özellikle ilişkimizi geliştirirsek iyi olur. Bu adamlar çok zengin. Ben bunlar dostluk anlaşması yapmayı isterim yani gerçekten. Ama bunlar maalesef birazcık aramız iyi değil bunlarla. Evet. Benim okçum. Ana!
Ulan okçuya saldırmak için özellikle ayarlamışlar kendilerini. İnşallah ölmese. Ölme ulan! Ah! Aa, yeni bir okçu yapıyordum. Okçu sayımı arttırdım diye seviniyordum. Ben en iyisi... Abi nehrin tamamen öbür tarafına geçelim bence. Okçuları nehrin öbür tarafında dizelim böyle. Ama o da olmaz. Yani okçular işe yarasın istiyorsak öyle başka çaresi yok. Şehir çok zayıf değil. 21 puan tamam zayıf biraz ama çok çok zayıf bir şey değil yani. Bir şeyler yapabiliriz bu konuda. Evet, o da bitti. Bu da barbar yok sanki ama. Acaba çıkıp dinlensem mi ya? Çok çekiniyorum ya biliyor musunuz? Çıkıyorum hadi. Hadi, hadi bakalım. Allah. Korkuyorum ya bir yandan da. Ya, oradaki tek elemanımız o yani. Ne yapabiliriz? Gel bakalım. Gel. Kimi öldürelim önce? En güçlü atış buradan gelecek çünkü. Buna böyle bir atış yapabiliyoruz. Buna böyle. Aslında bunu yok etmemiz lazım. Çünkü bu sağlam atış yapıyor. Okçu zayıf. Ama okçu yok etmiyor bu tek atışla. Burayı tek atışla yok edebilecekmişiz gibi görünüyor. Hadi attım. Yok oldu. Lan bir dur ya. Bir dur ya. Oradan oraya, oradan oraya atıyorsun beni. Bir adım daha yap. Tamam güzel. Çok geri görmüş olduk böylece. Bir adım uzaklaş. Ben bunu bir yerde durdurup dinlendireceğim biraz. Şöyle kuzeye doğru gel. Ortalık karışmış orada ya biraz. Neredeyiz? İşçideyiz. Heh, sen buraya yine tarla yapacaksın. Burada en güzel şey tarla. Tamam. Seni... yine bir adım daha geriye alacağım. Sen iyileşme moduna orada gireceksin. Sen burada atış yapacaksın. Kime? Mesela buna yapabilirsin. Aslında buna da güzel olurdu ama buna yapalım. Evet. Maalesef. Tabii bunların sınırlarına giremiyoruz ama bu her türlü buradan geçecek. Ben burada bunu bir istihkama koyayım da beklesin. Allah. Var ya. İnanılmaz sinirim şu anda bu ikisine ya. Barikat kurmuşlar resmen ya. Geçemiyorum anasını satayım. Dur ya yanlış yeri seçtik. Öbürü. Heh. Baksana yani illa dibine gideceğim ben bunu. Tirremen değil de ne bileyim güçlü bir şey olsa diyeceğim ki burada saldırıya maruz kalsak da geçeriz. Allah Allah. Önünüz açık defolun gidin ya nereye gidiyorsanız. Hayır gidecekleri yer kapalı olsa neyse diyeceğim abi. Açık ulan. Açık. Defolun gidin ya. Allah Allah. Tarla. Evet. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Sen böyle bir gel. En güçlü birim olaraktan buraya gelsen. Yine atıyordu beni. Şol eşek. Gel buraya. Öldürün ulan bunu. Dağıtın. Sen hepten uyu arkadaşım. Vallahi gideceğimiz yok bir yere. Zaten diğerlerini görsem yeterli. Sen buna saldırsan mı acaba bu okçuyu? Ya da saldırmayalım. Tamam dursun. Sen zaten şeydesin. İstikam durumundasın. Sıkıntı olmaz sana. Hiçbir şey yapamazlar. Başka yapabileceğimiz ne var? Bir şey yok. Ama şu anda bu adam böyle gelebilir. O yüzden... Bakayım. Bir şöyle gelecek. Bir, iki, nehir atlamak. Acaba nehri atlamadan önce burada durmak zorunda kalır mı? Çünkü peygamberlerin yürüme mesafesi bildiğim kadarıyla 4. Şimdi bu adamın da işini bozmak istemiyorum. O yüzden ben bunu böyle getireyim. Hani belki bir gaflet anında gelmediler. Ondan yararlanırız diye düşünüyorum. Bir tur daha hadi yapalım ne olacak. Zulu'lara bunu vermiştik daha önce. Sanırım evet aynen öyle. Bunu devam ettirmek istiyorlar. Sıkıntı yok. Benden yana bir problem yok. Ama size at satabilirim. Gel size bir at satayım. 2 altın isterim ona. Kabul mü? Yok diyorsunuz. Peki o zaman salla.
Bazı dostlara at satalım diyorum. Özellikle uzaktaki dostlara. Çünkü ata ihtiyacımız yok. Böyle boş boş 7 tane at beklemesin. 2 demirden çekindiğim için demir elimde tutmaya devam ediyorum. Çünkü şurayı yıkabilirler. Zaten bir şurayı yıktılar şu anda. Ama senin icabına bakacağım dur. Senin icabına bakacağım. Şu okçu da gelemedi bir türlü. Sanki. Bence önce bunu bir iyileştirelim, barbarlar gelmeden evvel. Sonra bir şeyler yaparız. Çünkü yani tek atışlık canımız var. Tek atıştan biraz daha fazla canımız olsun bari diyorum. Gel böyle. Yollardaki hız artacak mı şunu keşfedince? Yok. Hiç alakası yok çünkü. Nerede abi bu? Aa. Göremiyorum. Göremiyorum. Gitti mi ya? Allah Allah. Kayboldu ya bu. Ticaret yolu. Nasıl kaybolur anlamadım ki. Sana bir düzlükte bulunanlara bir dakika bakayım. Atış hakkına. O zaman şunu. Baraj 1. Sen bunu atış yapacaksın. Hala buradalar ya. Hala buradalar. Sinir stres oldum sizin yüzünüzden ya. Bak bu yine dolaşmaya başladı böyle. Niye öyle saçmaladı anlamadım. Yani o bulunduğu yerde zaten dönüştürebilirdi. Şöyle gel. Tüm bulutları açacağız. Her türlü. Aa bak kim varmış oradan. Birinin daha casusu. Bir dakika. Şunun açmak isteyeceği neresi var başka? Bence şunu birazcık uzaklaştıralım. Ya da olduğu yerde dursun, iyileşme moduna alayım ben. Diyecektim alamam çünkü bunun dost bölgeye ihtiyacı var iyileşmek için. Şu durumda o zaman uzaklaşıp şeye gitmemiz lazım. Yani şuradaki şehrimizin sınırına gitmemiz lazım. 9 tur sürecekmiş. Ne yapabiliriz başka? Buranın 25 can var. Buradaysa bir sonraki rütbeye bir adım daha var. Bilmiyorum ya. Bunun en iyisi bizim döndürmemiz ya. Boş ver. Zaten keşifler çok çok acil şeyler değiller. Gel bakalım nereden geleceğim? Bir dakika. Şunu otomatik göndermesek daha iyi olur. Çünkü çok saçmalayacak diyecektim. Ama yok, güzel yoldan gidiyor. Tamam. Eyvallah. Kalsın. Şimdi sana bir şöyle güzel bir hasar vereyim buradan. Ondan sonra da pikemenle saldırayım diyecektim ama sanırım saldıramam. Aslında sen gelirsen eğer geri değil de pikemenle yer değiştirin siz. Böylece bu adamın saldırma şansı olur. Neden bununla saldırıyorum? Çünkü bu atlılara karşı bonus kazanıyor %50. Bakın yazıyor orada. Zaten en büyük saldırıları bu atlarla yaptı bana şu anda. Evet, atlıyı güzelce öldürdük. Sen iyileş. Sen bir adım atabilirsin öne. Her ne kadar gitmek istemesem de git çıkalım. Onun haricinde ne var? Üretim var. Burada üretimimiz bayağı düştü. Her şeyimiz yavaşladı. O yüzden ne yapacağımı bilemiyorum şu aşamada. Ama şey yapabiliriz. Altın getirimiz 8 diyor. Daha ucuz bir bina yapalım. Aquaduct yapsak mı acaba bilmiyorum ki. Water mill var. Aquaduct yapalım. En azından şehrin büyümesi biraz hızlanır. Onun haricinde bu iyileşsin. Burada beklesin. Üretim. Evet bir üretim daha başkentte. Başkentte pikemen yaptık bir tane daha. Şimdi bence üniversiteyi yapalım artık. Üniversite bize çok büyük bir hız kazandıracak. Ve burada tamamen üretime geçeceğim. Tamamen üretimle üniversite 4 turda bitiyor. Bir tane azaltırsam da olurmuş. Şimdi onu da ekleyelim. Dur bakayım ne var? Şurası. Başka mesela bir üretimden kısıp birazcık yemeğe artıracak bir şey daha var burada. Yine 4 tur. Bir şey sıkıntı yok yani. Bence bunlar mantıklı. Diğerlerini kilitleyelim. Şu kilitlensin. Bu. Şu kesinlikle kilitlenecek. Şunu kilitle. Bunları kilitledik zaten. Diğerleri kalabilir. Evet.
Yemekleri kilitledim. Şu an 9 yemek geliyor. 9 tur sonra büyüyecek. Ama biz üniversiteyi 4 tur sonra bitireceğiz. Ondan sonrasına bakacağız artık. Bu arada bizim Delhi'ye gönderdiğimiz adam. Delhi'ye gönderdiğimiz adam, yani Delhi aslında Perslere karşı bir plan içerisindeymiş. Öyle diyor. O da güzel bir haber. Bizim için güzel. Orada hangi şehir büyüdü? Bursa büyümüş. Dur gel gel. Bursa. Yemekleri kitlemiştim zaten. Şimdi bu üretime geldi ama maalesef üretim yavaş. Şimdi 4 turda Greener gelecek. Bu bizim için iyi olur. Bu ne yapıyor? Duvar yapıyor. Yapsın. Tamam. Buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hadi eyvallah.